Selamun aleyküm sevgili dostlar, sevgili izleyenler, sevgili arkadaşlar, sevgili gençler. Bugün size Amener Resulü duasının tefsirini okuyacağım. Amener Resulü duası Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri oluyor. Sayfa olarak 111 ve 112. sayfada okuyacağım tefsir. Tekrar gösteriyorum. Tevhid mesajı özlü Kur'an tefsiri. Profesör Doktor Hasan Elik ve Doktor Muhammed Coşkun Bey tarafından hazırlanmış tefsir. Bu tefsiri mutlaka alın ve okuyun, uygulayın. Yani çocuklarınıza bırakacağınız en önemli miras bu kitap olacak. İslam'ı anlamak ve öğrenmek için mutlaka olması gereken bir kaynak. İslam'ın en önemli kaynağı Kur'an-ı Kerim olduğu için, Kur'an-ı Kerim'de Türkçe olmadığı için, Arapça olduğu için, hani o dönemin şartlarını bizim bilmediğimiz için, yani biz Peygamber Efendimiz'in döneminde yaşamadığımız için, o dönemi anlamak için, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için, ayetlerin manalarını anlamak için, bu böyle bir çalışmaya, tefsire ihtiyacımız vardı. Bu çalışmada kendilerinden Allah razı olsun, Profesör Doktor Hasan Erik hocamız ve Doktor Muhammed Coşkun Bey tarafından hazırlanmış. Bize sadece alıp okumak kalıyor, anlamak kalıyor, uygulamak kalıyor. Kur'an-ı Kerim'in ne anlattığını, ne mesaj verdiğini böyle bir tefsirle anlama imkanına sahip olduk. Yani meal okumayın, artık mealleri bırakın. Mealler görevini ve devrini tamamladı. Artık mealleri bırakın. Yani mealler şöyle söyleyeyim. Hani Kur'an-ı Kerim'in A, B, C harflerini anlatıyor. Tefsirde de hani çok ileri seviye diyeyim artık. Hani profesör, doktorların eğitim seviyesi gibi düşünün yani. Hani arada o kadar fark var yani. Hiç daha okumayı yazmayı bilmiyor, harfleri yeni öğrenen bir çocuk düşünün, meal okuyarak. Hani bir de işte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, doktora, doçentlik, profesörlük gibi hani eğitim seviyelerini düşünün. Hani o kadar fark var yani tefsirle meal arasında. Yani tefsir sadece hani meal sadece giriş seviyesi bir bilgi veriyor. Bir de herkes kafasına göre anlam veriyor. İşler iyice karışıyor. Hani bir şey açıklayacağını daha karmaşık hale getiriyor. Hani bilmesen daha iyi oluyor bazen. Mealden bir şey öğrenince işler karışabiliyor. Hani insanlar kendi yorumlarını katınca konular hiç olmadık yerlere gidiyor. O yüzden mealleri bırakın artık okumayın. Tefsiri okuyun. Hani okuyacağınız tefsir de bu kitap olsun. Başka bir tefsiri ben tavsiye etmiyorum. Ancak bu çalışmadan daha fazla bir emek verilerek, daha fazla gayret gösterilerek yapılırsa, bu çalışmayı geçerse o zaman okuyun, ama yani bunun için de uzun yılların geçmesi gerektiği kanaatindeyim. Bilmiyorum yani var mı böyle bir çalışmayı yapan, böyle bir emeği verecek, ömrünü bunu adayacak. Yani bu kadar bilgi, zaman ve emek hayatını adayacak. Yani çok zor. Arapça öğrenecek, gidecek, o yüzlerce kaynak kitabı bulacak, onları okuyacak, anlayacak, Türkçe'ye çevirecek, Türkçe'yi bilecek. Yani çok zor, çok meşakkatli bir iş bu. Hani paha biçilemez bir emek var burada. Yani Allah rızası için yapılmış zaten.
Yani mükafatını da ancak Allah verir yani. Bu iş parayla da ölçülmez. Yani milyonlarca dolar harcasan böyle bir eseri ortaya çıkartacak bir ekip kurup çok zor. O yüzden artık ne kadarsa 80 lira mı 100 lira mı artık kaç paraysa verin, alın bu kitabı okuyun. Gerçekleri de öğrenin. Neyse ben yine konuyu dağıttım, uzattım. Yani şimdi bu girişi yapmadan da olmuyor. Hani niye tefsir okuyalım, niye tefsir dinleyelim diye insanlar düşünebiliyor. Yani başka bir yolu yok o yüzden. Hani mealle olmuyor. Bu kadar. Meal sadece konuları kelime çevirisiyle veriyor. Anlamı vermiyor. Yani %5 falan bir anlam oluyor mealde. Hani burada %99,99'a yakın bir anlam var. O yüzden bu yani. Başka bir şey değil. Arada biri %5, biri %99 küsür. Hani %100 diyemiyoruz. Çünkü o zamanda değiliz. İlla ki bu tefsirde de hani bütün iyi niyete ve gayrete rağmen hani binde birlik bir eksik kalmış şeyi olabilir. Hani belki de yoktur. Onu da bilmiyorum ama hani artık o da ihmal edilir. Zaten insanlar sonuçta kul oldukları için mükemmel değildir yani. Hepimizin hatası, sevabı, günahı var. Ama bu kitapta yani çok az. Belki de hiç yok, bilmiyorum yani. O yüzden bunu yani bunu %100 gibi kabul edebiliriz zaten. %100 bu kitabın içindeki bilgileri hani doğruya en yakın olarak diyelim hani. Kesin doğru diyemeyiz ama doğruya en yakın şu an bilgiler bu kitapta. Yani bu kitabı hazırlayan kişi sıradan biri değil. Hanginiz 600 sayfalık başka bir dildeki bir metni 9-10 yaşında ezberleyebiliyorsunuz? Ha? Ben iki satırı ezberleyemiyorum. Hani bırak şeyi 600 sayfayı bir de 9-10 yaşında ezberliyorsun. Nasıl olacak? Yani bu normal biri değil. Bu deha yani bunlar dahi. Bunu hazırlayan Hasan hocamız dahi bir kişi. Sıradan biri değil. Yani hafız olmak öyle basit bir şey değil. Böyle bir iki sure ezberlemek değil. Başından sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'in hepsini çocuk yaşta ezberlemiş yani. Biz 9-10 yaşında okumayı yazmayı daha yeni yeni yapıyorduk, toplamayı çıkartmayı. Yani Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hafızasını almak, hafızların, dehaların yapabileceği bir şey, dahi insanların yapabileceği bir şey. O yüzden yani bu kitabı hazırlayan kişi sıradan biri değil, kendisi yani bir dahi. Allah nasip etmiş, ilim nasip etmiş. Hasan hocamız da Türkçeyi de bildiği için, Arapçayı da öğrendiği için gidip Mekke'de yaşadığı için, o ortamları görme imkanına sahip olduğu için çok kaliteli, çok mükemmel bir eser hazırlamış. O yüzden İslam'ın birinci kaynağının bu olması lazım. Bunu alın, bunu okuyun. Evet, şimdi Amine Resulü duasını geçebiliriz. Önce Arapçasını okuyacağım. Daha sonra da Türkçesini tefsirinden okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Amine Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minun. Küllün amene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve resulih. La nufarriku beyne ahadin min rusulih. Ve galu semi'na ve ata'na gufraneke Rabbena ve ileykel mesir. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Leha ma kesebet ve aleyha ma ektesebet. Rabbena la tuahizna in nesina ev ehtena. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltehu alellezine
tuhammilna ma la taqatelena bih vahvenna vahfirlena verhamna ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Sadakallahülezim. Şimdi Türkçe tefsirine geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İman ve itaat konusunda Hazreti Peygamber'in ashabının İsrailoğullarından farkı. Gerçek müminlerin nitelikleri. Doğrusu elçimiz Muhammed ve ona iman edenler vaktiyle Musa'nın dilinden ilahi emirleri dinledikleri halde onları umursamayan İsrailoğulları gibi yapmamış, emirlere itaat etmiş, Allah tarafından kendilerine bildirilen her şeye, ondan başka kulluk edilmeye layık hiçbir varlığın bulunmadığına iman edip, şirki reddetmişler. Meleklere ve ilahi kitaplara ve peygamberlere inanmışlardır. İsrailoğullarının yaptığı gibi bazı peygamberlere inanıp diğerlerini reddetmemiş, bütün peygamberlere inanıp onlar arasında hiçbir ayrım yapmamışlardır. İlahi emirleri dinledikleri halde duymazdan gelen ve umursamayan İsrailoğullarının aksine onlar Rabbimiz, peygamberlerin tebliğ ettikleri vahye iman ettik ve elbette itaat edeceğiz. Verdiğin bu kadar nimete karşılık sana asla nankörlük etmeyeceğiz. Sadece sana kulluk ederek sadır olacak günahlarımızın af ve mağfiretini diliyoruz. Sonunda varacağımız yer senin huzurundur demişlerdir. Allah öylesi samimi bir şekilde iman eden kullarının hatalarını bağışlar. Onları güçlerini aşan şeylerle sorumlu tutmaz. O halde Allah'ın lütfedip kolay kıldığı mükellefiyetlerinizi yerine getiriniz ve biliniz ki yaptığınız iyiliklerin yararı da kötülüklerin zararı da sizedir. Bunların Allah'a ne yararı ne de zararı olur. İşte bu hakikatin şuurunda olan müminler şöyle dua ederler. Rabbimiz, bir cahillik edip senin emrinden çıkar ve günah işlersek bizi cezalandırma. İlahi buyruklara muhalefet ederek işledikleri günahlar sebebiyle azabına maruz kalan bizden önceki toplumların durumuna düşmekten bizi koru. Emir ve nehilerine riayet edememekten doğan günahlarımızı affet. Bizleri bağışla. Biz biliyor ve inanıyoruz ki buyruklarını ifaya muvaffak olup kurtuluşa ermek ancak senin lütuf ve merhametinle mümkündür. Bizlerden merhametini esirgeme. Ey Rabbimiz! Sen bizim yar ve yardımcımızsın. Senin birliğini inkar eden ve senden başka varlıkları şefaatçi kabul edip tazimde bulunmak suretiyle tevhide aykırı davranan müşriklere karşı bize yardım et. Zafer nasip eyle. Amin. Sadakallahülezim. Evet, şimdi dipnotları okuyacağım. Note 298. Fahrettin Er-Razi'nin beyan ettiği üzere buradaki işittik kelimesi duymak anlamında değil, kabul etmek anlamındadır. Yani Rabbimiz peygamberlerin tebliğ ettikleri vahye iman ettik derken duyduk değil kabul ettik anlamında. İman ettik, kabul ettik anlamındaymış. Yani lafsi çeviriler yapılınca anlam olmuyor yani verilemiyor. O yüzden tefsir çalışması gerekiyor yani Kur'an-ı Kerim'i anlamak için. Üç yüz numaralı dipnot. Razi, Allah kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez ifadesini tefsir ederken
mezhebinin gereği olarak gerçekte Allah'ın insanlara güçlerin üstünde şeyler yüklemiş olduğunu söyler ve bu yorumunu çeşitli şekillerde müdellel kılmaya çalışır. Kanaatimizce onun bu yorumları her ne kadar büyük müfessir olma vasfını halel getirmese de mezhep meşref reflekslerinin Kur'an yorumunda müfessirleri ne kadar öznelliğe düşürdüğünü ilginç bir örneğidir. 300. Evet. Yani işte çeviren kişiler de yorumlarını katıyorlarmış ama yani her tefsir bir yorum olduğu için mecburen oluyor yani o da artık Razi kendi yorumlarını katmış ama sonuçta o da bir kaynak tefsir külliyatında o da bir yerini almış bir eser. Hani içine birkaç tane kendi görüşünü koydu diye geri kalan çalışmasını hani değersiz kılmaz ya da büyük müfessir olmasını değersiz hale getirmez yani. Sonuçta Razi de çok büyük bir müfessir, çok alim bir kişi. Birinci dipnot. Birçok müfessir Allah hiç kimseyi başkalarının yaptıklarından sorumlu tutmaz şeklinde tefsir etmiş. Ancak çevirimiz referans teşkil eden Ali Hüseyin bu yorumu bize daha isabetlidir. 301 nerede? Bunların Allah'a ne yararı ne de zararı olur. Böyleymiş. 302. 302 numaralı dipnot. Ayette geçen nisyan kelimesi unutmak değil, emirden çıkmak anlamındadır. Maturidi bu manaya işaret etmiştir. Rabbimiz bir cahillik edip senin emrinden çıkar ve günah işlersek bizi cezalandırma derken orada emrinden çıkar demekmiş. Unutmak, yani unutur ve günah işlersek değil, emrinden çıkar ve günah işlersek şeklinde olacakmış. İlahi buyruklarına muhalefet ederek işledikleri günahlar sebebiyle azabına maruz kalan bizden önceki toplumların durumuna düşmekten bizi koru. Tefsirinde bazı müfessirler geçmişteki toplumlara farz kıldığın zor ibadetleri, görevleri bize farz kılma, bizi dayanılması zor, gücümüzün yetmeyeceği şeylerden sorumlu tutma şeklinde anlamışlardır. Teolojik kelami birçok problemi zemin teşkil eden bu görüşe ikna olamadığımız için referanslarını zikrettiğimiz yorumu tercih ettik. Zemahşeri. Doğrusunu Allah bilir. 303. Yani ne yapmışlar? Bazıları geçmişteki toplumlara farz kıldığın zor ibadetleri, görevleri bize farz kılma diye anlamışlar. Ama ilahi buyruklara muhalefet ederek işledikleri günahlar sebebiyle azabına maruz kalan bizden önceki toplumların durumuna düşmekten bizi koru demekmiş. Evet, tefsir bu kadar. Dediğim gibi Amine Resulü duası her yatsı namazından sonra okunuyor. Bu da çok mübarek, çok hayırlı bir dua. Yani bereketli bir dua, faziletli bir dua. Yani bunu da her yatsı namazından sonra, tesbihten sonra okunuyor.
Yani sabah evden çıkarken, gece yatarken siz de okuyabilirsiniz. Çok kuvvetli bir dua, çok pozitif enerji sağlayan bir dua. Yani hani biz dua ediyoruz ama hani Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetleriyle okumak, onlarla dua etmek daha iyi olabiliyor. Yani sonuçta Allah bize bu şekilde dua etmemizi bu ayetlerde gösteriyor. Yani daha önceki dönemlerde yaşamış müminlerin yaptıkları duaları veya Peygamberimiz dönemindeki müminlerin nasıl dua etmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim bize yol gösterici olarak ayetlerinde bildiriyor. Hani gönül ister ki anlayarak dua edelim ama en azından şimdi tefsirini var elimizde. Tefsirinden anlayabiliyoruz. Hani dua ederken de Türkçesinden anlayarak da dua edebiliriz. Ya da Arapçasından da okuyarak dua edebiliriz. Yani sonuçta Allah'ın izniyle ikisi de kabul olur. Ya anlayarak dua etmek tabii ki daha iyi ama Arapçasını öğrenip Arapçasından da okuyabiliriz bu duaları. Yani sonuçta bunlar dua ayetleri. Konuları açıklamak üzere gelmiş ayetler. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bir olay oluyor, yaşanıyor. Onun açıklaması için geliyor. Yani her ayetin bir karşılığı var. Hani bu ayetin nüzul sebebi de Hazreti Peygamber Efendimizin ashabının daha önceki Hazreti Musa Peygamber döneminde İsrailoğulları gibi olmadığını, Hazreti Peygamber Efendimizin ashabının ilahi emirlere itaat ettiğini, Allah tarafından kendilerine bildirilen her şeye iman ettiklerini, ondan başka kulluk etmeye layık hiçbir varlığın bulunmadığını iman ettiklerini, şirki reddettiklerini, meleklere ve ilahi kitaplara ve peygamberlere hepsine, bütün peygamberlere inandıklarını, iman ettiklerini, İsrailoğullarının yaptığı gibi bazı peygamberlere inanıp diğerlerini reddetmediklerini, bütün peygamberlere inanıp onlar arasında ayrım yapmadıklarını Hazreti Peygamber Efendimiz'i ashabının yani bu duayı okuyun. Ayet-el Kürsi duası da çok tesirli bir dua. Amener Resulü de aynı şekilde çok tesirli bir dua. Levenzeline Hüvallahüllezi duası da çok tesirli bir dua. Yani bunlar gece yatarken, sabah kalktığınızda, evden çıkarken okuyun bu duaları. Allah'ın izniyle hem faydasını göreceksiniz, hem bereketini göreceksiniz, hem yani manevi yönden size takviye eder, güçlendirir, enerjinizi arttırır. Enerjiniz yüksek olunca siz kendinizi daha iyi hissedersiniz. Amin Resulü duasıyla ilgili benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, merhameti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. İyi günler diliyorum.